Değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Bugün Türk milleti ve 2000 yıllık Türk devleti yeni bir hainlikle karşı karşıya kalmıştır. Ve ne mutlu ki bu millet iktidarıyla, duyarlı olan muhalefetiyle, en önemlisi milletiyle, askeriyle, polisiyle, askerinin içine karışmış olan hainleri temizlemesini bilmiştir. Bundan sonra da bilecektir. Bir devlet, bir millet çocuklarını, evlatlarını düşmana karşı savaşsın diye asker eder. Düşmana karşı mücadele versin diye okutur. Ancak düşmana karşı yetiştirdiğimiz kişiler silahını gün gelir de millete doğrultursa, biz merhum Muhsin Hoca'nın söylediğini tekrar ediyoruz. Namlusunu millete doğrultmuş orduya saygı duymayız. Bugün de ordumuz değil, ordunun içindeki bir takım unsurlar, bir takım nifak unsurları silahını milletine doğrultma alçaklığını göstermişlerdir. Ve bu alçaklıkla ne yazık ki bir kısım polisimizi şehit etme şerefsizliğini göstermişlerdir. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah mekanları cennettir. Biz bunu böyle biliyoruz. Bu Türk milletinin her ferdinin verecek bir tane canı vardır. Vatanı uğruna, devleti uğruna, milleti uğruna ve demokrasisi uğruna korkmadan bu canını verir. Ancak kendimiz beslediğimiz, büyüttüğümüz, yurt dışından talimat alan bir takım hainlere de verecek bir tane saçımız, bir tane tırnağımız yoktur. Bütün dünya, bunu destekleyen bütün şerefsizler bunu böyle bilsinler. Bu millet için vereceğimiz bir canımız var. Ama bu canımızı bir sapıncıya vermeyiz. Kendi paramızla okuttuğumuz bizi düşmanlık yapana vermeyiz. Halk söyleyeceğini söyledi. Bu memleketin parasıyla okumuş, bu memleketin parasıyla yetişmiş insanlar. Bu memleket için savaşmak adına yetiştirilmiş insanlar. Namlusunu bu millete doğrultuyorlarsa biz onlara saygı duymayız. Allah'a şükür ki bunlar ordumuz değil. Bunlar ordumuz içindeki bir avuç çapulcu. Allah'a şükür ki polisimiz ayakta. Allah'a şükür ki siyasi parti, hangi siyasi partiye gönül verirse versin, milletimiz ayakta. İşte gördüğünüz Adana ayakta, Çanakkale ayakta, İzmir ayakta, her yer ayakta. İnsanlar diyor ki benim önümde sağlam bir önder olursa beni kimse yıldıramaz. Önderimiz de diyor ki insanlar benim arkamda olursa ben bu devleti kimseye ezdirmem. Hayırlı akşamlar.